İyi akşamlar. İnternetle ilgili bir sıkıntı olduğu için kusura bakmayın. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Murat Çeltik. Üroloji uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptım. Özel hastanelerde bir süre çalıştıktan sonra yaklaşık 6 yıldır da muayenehane hekimliği yapıyorum. Ağırlıklı olarak androloji üzerine çalışıyorum. Bugün sizlere iktidar meselesi hakkında bilgilendirme yapacağım. Açıkçası iktidar meselesinde ağırlıklı olarak organik patolojiler üzerine geniş kapsamlı anlatabildiğim kadarıyla sizlere bilgilendirme yapacağım. Konu başlığını aslında iktidar meselesi olarak adlandırdım. Şöyle geçelim. İktidar Arapça bir kelimedir. İş yapabilme, başarabilme, gücü ve yeteneği anlamına gelir. İktidarsız yani gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz olarak değerlendirilir. Cinsel gücü yetersiz erkek olarak değerlendiririz. İktidardan düşmek kelimesini kullanırız. İktidarsız veya iktidarsızlık kelimeleriyle değerlendirebiliriz. Aslında bizim konumuz sertleşme sorunudur. Temel olarak halk arasında adlanılan ama bunu genel olarak iktidar meselesi ismiyle adlandırırız. Seksüel aktivite için yeterli penis sertliğini sağlayamama ve bunu devam ettirmeme durumuna tıbbi olarak erektil disfonksiyon, halk adında sertleşme sorunu ismini veriyoruz. Aslında sertleşme sorunu bir hastalık değildir. Organik olarak değerlendirdiğimizde aslında bir semptomdur. Nasıl ki mesela bir hasta bize sertleşme sorunuyla geldiğinde yaptığımız tetkiklerde şeker hastalığının ortaya çıktığını tespit edebiliyoruz. Yani kişi aslında orada şeker hastalığı olduğunu öğrenebiliyor. Yani aslında sertleşme sorunu burada bir semptom. Bir tek başına bir hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Onun bir semptomu. Şekere bağlı çünkü ortaya çıkmış oluyor. Ve birçok hastalığın da ilk semptomu olarak görebiliyoruz. Sertleşme sorununu farklı isimlerle adlandırıyoruz. Biz genellikle ürolojide erektil disfonksiyon ismini kullanıyoruz. Sertleşme sorunu, empotans, iktidarsızlık ve performans kaybı gibi farklı isimlerle de adlandırılıyor. Burada Türkiye'de yapılmış bir çalışma ile ilgili erektil disfonksiyonunun ne sıklıkta göründüğü ile ilgili bir istatistik vermek istiyorum. Nüfus eksenine baktığımızda 2025'te işte 83 milyon beklenirken erkeklerdeki 40 yaş üstü erkek 16 milyon civarı olacağı ve bunların da yaklaşık 5 milyon 600 bininde sertleşme sorununun görüleceği yapılan araştırmada tespit edilmiş. Aslında yapılan çalışmalarda yaklaşık %40 civarında bir sertleşme sorunu olduğunu görebiliyoruz. Hafif, orta ve ağır düzeyde olarak. Burada anatomisinden aslında penisin kısaca bahsetmek istiyorum. Penisten bir kesit aldığımızda normalde şurada gördüğünüz gibi corpus cavernosum'lar var. Kanın dolduğu ve sertleşmenin sağlandığı kısım, arterler şu kısımda ve burası da üretra dediğimiz bölge. Kan buraya gelerek doluyor, penis sertleşmesi gerçekleşiyor. Sonraki slayta geçelim. Bu biraz daha ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. Şu gördüğünüz gibi corpus cavernosum'ların kılıfları var ve içerisinde kan havuzcukları var. Arter dediğimiz kısım ana arter, kanın geldiği kısım tam ortasında ve altta da üretra var. Üç kısımdan oluşan bir penis yapısı. Yandan baktığımızda penisin yapısına görüldüğü gibi şurası rektum, mesane, prostat ve penis. Baktığımızda şurada birkaç bilgi vermek istiyorum. Penisi aslında dıştan gördüğümüz kısım şurası. Penisin yani şu ön kısmını dıştan bakıldığında gözüküyor. Şu arka kısım gözükmüyor. Normalde baktığımızda penis ortalama boyuna diyoruz ki biz mesela 13 santim diyoruz veya 14 santim şurayı görüyoruz. Ama biz mesela protez ameliyatlarını taktığımızda kişiye yerleştirdiğimiz protezler dışarıya doğru 14 santim olan bir kişide yaklaşık 24 santime yakın protez yerleştiriyoruz. Çünkü şu iç kısma da yerleştirdiğimiz için arka kısma gözükmeyen corpus cavernosum, penisin boydan boyu uzunluğu burası. Yani arkada pubis kemiğine kadar giden penis boyu var. Normalde burada size bir vermeye çalışacağım bilgi de penis uzatmalarında şu pubis kemiğinin hemen penisin üstünde şurada süspansiyon ligament vardır. Biz bunu keserek şu arka kalan kısmı biraz daha öne getirerek penis boyunda uzatma yapıyoruz. Veya
Yalnız sünnet yapıldığında şu skrotum, yani testislerin olduğu kısım penise çok fazla yakın dikildiyse bu da penis boyunu etkileyebiliyor. Burada da kozmetik açıdan küçük bir cerrahi yapıp penis boyunda uzama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Burada aslında sertleşmeyle direkt ilgili olmasa da bir kısa video size göstermek istiyorum. Tamamen üreme sistemini gösteren bir video. Benim de çok hoşuma giden bir video. Bununla ilgili bir bilgilendirme de yapacağım video sırasında. Şimdi testisler, prostat. Testislerin içerisinde spermlerin üretildiği seminifer tübülleri görüyoruz. Spermin üretildiği ve devam ettiği yolu göreceğiz. Şurası vas deferens. Vezikula seminalisler, prostat ve ejekulat. Şimdi spermin oluşum yolunu görüyoruz. Şunlar seminifer tübüller. Burada üretiliyor spermler. Epididin başına doğru geliyor sperm. Buradan vas deferense çıktı. Vas deferens boyunca ilerliyor. Sperm ejekülasyon sırasında. Aslında ejekülasyon öncesinde gelip seminifer tübülüsü de şuralarda sperm geliyor gördüğünüz gibi. Seminer vezikülden ejekülatör kanal. Burası prostat. Prostat. Mesane. Şurası üretra. Ejekülat buradan gelip dışarıya penis üzerinden gidecek. Mesaneye geri kaçmayacak. Normal gidişatı görüyoruz. Evet. Normal ejekülat bu şekilde gerçekleşti. Şimdi şurada gördüğümüz kısımda mesane. Mesane bu sırada kapanıyor. Ejekülat buradan gelirken mesane kapanıyor ve ejekülat geriye kaçmıyor. Direkt dışarıya gidiyor. Prostat ameliyatlarında orası kesildiği için ejekülat geri kaçabiliyor. %60 oranında tur prostat ameliyatlarından sonra meni idrar kesesine geri kaçar. Buradan normal penisten dışarıya gelmez. Bu kısa bir biyoloji başlangıç bilgisi oldu. Şimdi buradan diğer slaytımıza geçelim. Burada sertleşme mekanizması ile ilgili kısaca size bilgi vermek istiyorum. Bu penisin, korpus kavernozumun yapısı. Normalde kavernozal sinir, yani penisin sinirine uyarı verildikten sonra işte nitrik oksit artar, kimyasal mekanizma, siklik GMP sentezi olur, kalsiyum azalır, düz kas gevşer ve buna bağlı olarak da penis içerisindeki havuzcuklarda kan toplanması gerçekleşir ve venöz damarlar, şu dıştaki venöz damarlar, korpus kavernozumları sayesinde sıkıştırılır, kan hapsedilerek penis sertleşmesi gerçekleştirilir. Evet, şu gördüğümüz sinüzoidler, bunlar genişliyor ve havuz haline geliyor. Şu venlerde kanlar hapsediliyor, kanın geri gitmesi engelleniyor. Buradan eğer kan kaçacak olursa, işte venöz kaçak dediğimiz tablo oluşuyor. Kanı hapsedemediği zaman, korpus kavernozumun duvarında hasar geliştiğinde, venöz kaçak dediğimiz olay gerçekleşiyor. Kişi sertleşme olayını gerçekleştiremiyor. Genç yaşta da bunu görebiliyoruz. Bu onu imajınıza eden bir örgü gidiyor. Şimdi burada gördüğünüz bunlar sinüzoidler, arter. Buradaki resimde yandan şu mesaneyi görüyoruz. Kişinin sol yandan çekilmiş resmi gibi düşünün. Şurası mesane, şurası prostat, kolon, bağırsak ve penisin alt kısmı. Burada vermek istediğim kavernozal sinir. Yani penisin siniri. Normalde penisin siniri hemen rektumun yani bağırsakların olduğu bölgeden gelir ve kavernozal sinir prostata yakın devam eder ve penise dahil olur. Mesela normalde herkes prostata bağlı olarak prostat büyüdüğünde sertleşme gider mi diye düşünür. Aslında prostat büyüdüğünde değil, prostat ameliyatlarında, özellikle kanser ameliyatlarında prostatın tamamı çıkarıldığında bu kavernozal sinirde hasarlanma oluşur. Eğer sinir korunamıyorsa tümör büyüklüğüne bağlı olarak ve bu sinir iletisi koptuğu için peniste sertleşme sorunu ortaya çıkar. Aynı olay rektumla ilgili ameliyatlarda kolon cerrahisi geçiren kolon kanseri özellikle bu bölgedeki siniri de etkileyen cerrahilerde de sertleşme sorunu
ortaya çıkar. Aynı şekilde şu sinirin devam ettiği yol boyunca burası tam şeye gelir. Makasla yumurtalıklar arasında bir boşluk vardır. Oraya perine deriz. Bu sinir tam o bölgeye gelir. Özellikle yüksekten düşmede o bölgeye yani perine ile perine bölgesine düşmelerde pelvis kırıklığı olur. Özellikle araç içi kazalarda bisikletin seleninin değil de ortasında demir olan bisikletler vardır. O bölgeye düşmelerde veya inşaatlarda yüksekten demir bölgesine düşmelerde bu perinede hasarlanma olarak bu sinir kopmalarını görebiliriz. Özellikle üretra yaralanmasıyla beraber olur. Bu kişilerde sertleşme sorununu da beraberinde görürüz. Burada bir grafikte sertleşme sorununun sebepleriyle ilgili bir tablo göstermek istiyorum size. Şeker hastalığının ne kadar yüksek düzeyde etkilediğini görüyorsunuz. Vasküler hastalıklar, damar problemleri, cerrahiler, prostat cerrahisi, kolon cerrahisi ve spinal hasar, vertebra ile ilgili problemlerde de gözüküyor. Nörolojik hastalıklarda ve hormonal problemlerde de sertleşme sorunu ciddi oranda görülebiliyor. Size bir hasta üzerinden örnek vermeye çalışacağım. Burada Ramazan Bey, aslında tabii hastanın farklı bir ismi var ama Ramazan Bey olarak adlandırdım. Yeterli sertleşme olmadığı için başvurdu. Hastanın eşi 34 yaşındayken yani yaklaşık 25 yıl önce tahBSA olmuş. Hasta o dönemde 38 yaşında ve şu andaki yaşı 63. Eşi ameliyat olduktan sonra bir süre sonra eşine yaklaşmaya çalışıyor. Fakat eşi kadın doğum doktorunun artık bundan sonra ilişkiye giremeyeceğini söylediğini kendisine iletiyor. Ramazan Bey de o tarihten itibaren bir daha eşini hiç rahatsız etmiyor. Yaklaşık 20 yıldır ilaçsız, son 5 yıldır da mastürbasyon yapacağı zamanlarda bu destekleyici Viagra türü ilaçlar alarak haftada 2-3 kez mastürbasyon yaparak kendini rahatlatıyor. Bu şekilde yaklaşık 25 yıl cinsel birleşme olmadan eşiyle zaten yok. Eşi dışında da herhangi birisiyle cinsel ilişki olmadan kendisini bu şekilde tatmin ediyor. Bize başvurma sebebi ilaç almasına rağmen yeterli sertlik olmaması. Hastaya tabii ki Ramazan Bey'e soruyoruz. Eşinizle ilişkiniz yok, hiç partneriniz yok ve bundan sonra da olma ihtimali olmayacağını kendisi ifade ediyor. Ve elinizle uyararak kendi kendinize boşalıyorsunuz. Neden o zaman bunu sertleşmesini sağlamak istiyorsunuz diye sorduğumuzda hastanın cevabı şöyle. Doktor bey, penis sertleşmediğinde veya sertleşmeden boşaldığında kendimi güçsüz hissediyorum. Mutsuz oluyorum ve erkekliğimi sorgular duruma düşüyorum diyor. Yani aslında iktidar sahibi olmak cinsel birleşme olmasa bile penis sertliğini devam ettirebilme yetisi olarak da adlandırabiliriz. Yani penis sertleşmesi bir iktidar meselesi. Kullanmayacak olsa bile olması gibi. Hatta bunu adlandırırken şöyle, neden İstanbul'da yaşıyorsunuz? Boğaz'ı her zaman görebilme, denize görebilme ihtimalimiz her zaman var. Her gün görmesek bile bu ihtimalimiz var. Ya erkeğin de aslında her zaman kullanmasa bile kullanmak istediği an çalışır durumda olma isteği her zaman var. Artı erkek olduğunu hissetmesi açısından. Şimdi ben ürolojik değerlendirmede biz ne yapıyoruz? Kısaca onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Hasta ilk geldiğinde genel değerlendirmesini alıyoruz. İşte yaşıdır, geçirdiği hastalıklardır. Eşinin yaşını mutlaka öğreniyoruz. Evlilik süresi bizim için önemli. Partner varsa çünkü eşinden başka partner olabiliyor. Artı partnerinin yaşı önemli. Cinsel hayatının ayrıntıları önemli. Çünkü konuştuğumuzda bazen partneriyle ilişkisi çok iyi olabiliyor, eşiyle sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela burada çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir hastam söylemişti, hocam sıkıntım var. Evet dedim, nedir? Eşimle hiçbir problemim yok fakat eşimle problem oluyor fakat partnerimle hiçbir problemim yok dedi. Tabii ki sonra sorgulamaya devam ettiğimizde biraz çekinerek, işte ben dedi aslında söylemek istemiyorum ama falan çekinerek sonunda tabii baklayı ağzından çıkardı. Hasta aslında homoseksüel, biseksüel aslında. Dışarıda evlilik dışı bir erkek partneri var. Onunla yaklaşık 10 yıldır cinsel birlikteliği olduğunu, eşiyle 8 yıldır evli, 2 tane de çocukları var. Hatta o erkek partnerinin de
evli ve iki çocuğu olduğunu ifade etti. Tabii ki bu kişi eşiyle sıkıntı yaşıyor ama dışarıdaki partneriyle, erkek partneriyle hiçbir sorun yaşamıyor. Tabii ki bu aslında organikten ziyade biraz tabii ki psikolojikti. Bir şekilde onu tabii yönlendirme ve bilgilendirme yaparak tedavisini sağlamaya çalıştık. Burada o yüzden ayrıntılar çok önem arz ediyor. Var olan hastalıklar çok önemli. Çünkü hasta geldiğinde bize hastalığın var olan hastalıklarından dolayı sertleşmenin ortaya çıktığını anlayabiliyoruz. Mesela gelir gelmez söylüyor. Şekerim var. 20 yıldır şekerim var dedi ya ana tamam. Sertleşme sorunu çok büyük ihtimalle şeker hastalığına bağlıdır diyebiliyoruz. Tabii ki diğer hastalıkları da önemli. İşte tiroid de etkiler vesaire ama kontrolsüz bir şeker demek uzun vadede sertleşme sorununun etkilenmesi demektir. Geçirilmiş ameliyatlar çok önemli. Az önce de bahsettim. Bağırsak ameliyatları, prostat ameliyatları, kavernozel sinirlerin etkilenmesi sertleşmeyi dolaylı yoldan etkileyecektir. Kullanılan ilaçlar bizde tabii ki bir de çok önemli. Özellikle psikiyatri ilaçları, depresyon ilaçları sertleşmeyi etkileyebildiği gibi bazı kardiyak ilaçlar, özellikle belok mesela bildiğimiz ilaçlardan biri, bazı beta blokerler sertleşmeyi çok ciddi düzeyde kötüleştirebiliyorlar. Hatta bu ilaçlarla ilgili bunu tespit ettiğimizde kardiyoloji bir not düşüyoruz. Hastamızda sertleşme sıkıntısı var. Bu ilaçlar eğer uygunsa değiştirilebilir mi diye. Eğer kardiyoloji uygun görüyorsa değiştirdiğinde belli oranda sertleşmesine avantaj sağlayabiliyoruz. Alışkanlıklar önemli. Alkol, sigara, uyuşturucu kullanıyor olabilir. Farklı maddeler. Bunlar da dolaylı yoldan sertleşme sorununa yol açabiliyor. Fizik muayene. Fizik muayenede ayrıntılı genital muayeneyi yapıyoruz. Muayene yaptığımızda çünkü çok ciddi patolojilerle karşılaşabiliyoruz. İşte eğrilik görebiliyoruz, penis anomalisi görebiliyoruz. Boyutsal olarak sıkıntılar görebiliyoruz. Yanlış sünnet cerrahileri yapılmış olabiliyor. Fizik muayene aslında çok birçok konuda belirleyici olabiliyor. O esnada bazen hastalara penise enjeksiyon yapıp penisin ereksiyon halindeki şeklini görmemiz gerekebiliyor. Muayenede bir patolojiyle karşılaşırsak. Daha sonrasında hastalara ayrıntılı kan tahlili yapıyoruz. Özellikle hormonlarını mutlaka görüyoruz. Şeker düzeyine bakıyoruz. İşte tiroittir ve genel karaciğer böbrek fonksiyonlarını da değerlendiriyoruz. Gerekli gördüğümüz hastalarda penil doppler ultrason dediğimiz penisin kan akımı yapısını gösteren bir ultrason onun yapılması gerekebiliyor. Penil MR bazen travma yaşayan, peniste zorlanma, eğilip bükülme olduğunda, penis içerisinde bir sert bir yapıya rastladığımızda penil MR yapılması gerekebiliyor. MPT testi son yıllarda çok kullanmıyoruz. Nocturnal penile tümesans testi diyoruz. Bu geceleri hasta yatırılıyor veya evine de verilebiliyor. Cihaz penise sarılıyor ve uyku sırasındaki sertleşmeleri tespit eden ve işte psikolojik ve organı ayırmak için kullanılan bir test. Bu artık adli vakalar için üniversite hastanelerinde veya eğitim hastanelerinde kullanılıyor genelde. Ancak adli vakalar için tercih ediyoruz. Çok rutinde kullandığımız bir test değil aslında. Tedavi ilerleyen slaytlarda ayrıntılı olarak vereceğim. Zaten onu geçeceğiz. Şimdi medikal tedavi öncesi değerlendirmede hasta ve partnerin beklentileri aslında çok önemli. Sorunun tespiti, tedavi tipinin belirlenmesinde etkili. Yani şikayeti nedir? Bunu aslında çok net olarak belirlemek lazım. Aslında bununla ilgili bir yine bir hasta hikayesi anlatmak istiyorum. Hasta karı koca geldiler. Gelme şikayetleri penis boyunu uzatmak. Bayanın şikayeti ilişki sırasında penisi hissetmediğini söylüyor ve penisi uzatarak bu şikayetlerinin ortadan kalkacaklarını düşündüklerini ifade ettiler. Tabii ki hikayeyi ayrıntılı aldığınızda ve beklentileri iyice değerlendirdiğinizde aslında erkeğin hiçbir şikayeti yok. Kadının zevk alamamakla ilgili bir şikayeti var. Boşalma süresini sorduğumuzda sorun direkt ortaya çıkıyor. Tabii ki bir de fizik muayene yaptığımızda. Çünkü kişi yaklaşık 15 saniye içerisinde boşalıyor. Bayan daha penisi hissetmeden zaten kişi boşalmış oluyor. Penis boyuna baktığımızda yaklaşık 15 santim penis boyutu vardı sertleştiğinde. O yüzden aslında problem penis boyundan ziyade erken boşalma sorunu. Fakat hasta farklı algılayabiliyor. O yüzden beklentileri ve sıkı anamnez çok önem arz ediyor. Şimdi medikal tedavi öncesi
tarzı var. Sedanter bir yaşam tarzı, masa başı işi yapıyorsak, hiç hareket yoksa organik patolojinin gelişmesi açısından çok önemli. O yüzden nasıl bir yaşam tarzı var, egzersiz yapıyor mu, o çok önemli. Alkol tüketiminin azaltılması eğer fazlaysa koruyucu önlemler açısından önemli. Bunu burada şöyle tedaviye geçtiğimiz için iki ana başlık altında topluyoruz. Burası biraz karışık oldu. Kafanız netleşmesi için söyleyeyim. İki ana başlıkta topluyoruz. Bir tarafta hastanın yapacakları var. Diğer tarafta bizim vereceğimiz tedaviler. Bizim vereceğimiz tedaviler işte ilaçlar, şok tedavisi, işte enjeksiyon veya işte protez gibi farklı tedaviler var. Diğer seçenek de hastanın yapacakları. Yani işte alkol kullanıyorsa alkolü azaltmak, yaşam tarzını değiştirmek, zayıflamak, yüksek kilosu varsa, sigara içiyorsa sigarayı azaltmak, egzersiz yetersizse egzersiz miktarını artırmak, beslenmede karbonhidrattan uzak olup daha dengeli beslenmek, sebze ve protein ağırlıklı beslenmek, risk oluşturan hastalıklara karşı önlem almak. İşte kardiyolojik kolesterol yüksekliği varsa, hipertansiyonu varsa bunlara yönelik tedbir ve önlemler almak da diğer tedbirler arasında geliyor. Kardiyak risk faktörleri dediğimiz işte aynı şekilde hipertansiyon, yani muayene sırasında tansiyonunu yüksek tespit edebiliyoruz. Tahlillerde kolesterolünü yüksek görüyoruz. Şeker düzeyi çok kontrolsüz olabiliyor. Bu durumlarda da ya kardiyolojik değerlendirme istiyoruz, şeker ciddi kontrolsüzse endokrin konsültasyonu isteyebiliyoruz. Hipogonadizm dediğimiz yani testosteron düşük olan hastalarda da testosteron düzeyinin yükseltilmesi gerek duyulabiliyor. Mevcut durumlara rağmen kişinin psikolojik durumunun da düzeltilmesi gerekebiliyor. Bazı hastalarda da çok ciddi psikolojik problemler tespit ettiğimizde onları genelde psikolog ve psikiyatrist arkadaşlara yönlendirerek tedavi almalarını sağlıyoruz. Ben aslında psikoterapi kursu aldığım için bu Cem Hoca'nın aldığım eğitimler sayesinde hangi hastalarda psikolojik sıkıntılar olduğunu daha net anlayabiliyorum. O sebeple de aslında birçok ürolog arkadaşa da kurslardan faydalanması yönünde tavsiyede bulunuyorum her zaman. Şimdi medikal tedaviye geçtiğimizde medikal tedavide 5 basamakta değerlendiriyoruz. Bir, HD5 inhibitörleri dediğimiz ağızdan alınan ilaçlar. Biraz aslında size ayrıntılı gibi gelebilir ama genel olarak kafanızda neler yapıldığı konusunda fikir vermesi ve buradan bazı can alıcı bilgiler size normal yaşantınızda ve hastaları değerlendirirken çok faydası olacaktır. Veya ürolojinin neler yapacağı konusunda genel bir fikrimiz olmuş olacak. HD5 inhibitörleri ismini veriyoruz bunlara. İşte halk arasında bilinen adıyla işte Viagra, Cialis, bunların içindeki maddeler, vardenafil, levitra. Türkiye'de olmayan avanafil var. Yurt dışında Spectra olarak geçiyor Avrupa'da. Daha yeni çıkmak üzere olan udenafil, merodenafil ve farklı farklı maddeler var. Diğer tedavi seçeneklerini ilerleyen slaytlarda geçeceğim. Şimdi HD5 inhibitörlerinin yani ağızdan alınan ilaçların farklı türleri var. Bir firmaların çıkarttığı türler var. Bir de bunun bitkisel adı altında veya çikolata formunda satılanları da var. Aslında içine bu altta koyduğum gibi aktarlarda işte deve dikeni veya epimediumlu macunlar diye satılıyor. Fakat bunların Sağlık Bakanlığı taramalarında bunların içinde Viagra, Cialis ve Levitra maddelerinin bulunduğu tespit edilmiş. Ve bunlara bağlı olarak da bu ilaçları yani Viagra türü ilaçları kullanmaması gereken kişilerin bunları kullanmasına bağlı olarak çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Bu ilaçları Sağlık Bakanlığı'ndan çıkarılmadığı için bunların ruhsatlarının çıkartılması çok kolay. Tarım Bakanlığı yoluyla çıkartılıyor ve içerisinde işte epimediumlu macun var diyor ama aslında Viagra veya Cialis maddesi var. Çünkü aynı yan etkileri kullanan kişilerde görüyoruz. Hatta bunların bazıları benzinliklerde çikolata, şeker şeklinde de satılabiliyor. Hatta bizim kongrede bununla ilgili bir örnek anlatıldı. Erkeğin birisi şeyden alıyor hasta. Benzinlikten çikolata şeklinde 4-5 tane bunlardan kullanırım diye alıyor. Cebine koyuyor, eve gidiyor. Ceketini çıkartıp koyuyor. Çocuk da bir çocuğu ceplerini kurcalarken o çikolatalardan görüp çikolata zannedip birkaç tanesi yediğinde hipotansiyon olup hastaneye götürme gibi bir durumla bile karşılaşabiliyorlar.
Yani çok ciddi durumlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden bu tür durumlarda çevrenizde varsa bu tür maddeleri kullananların dikkatli kullanması, eğer kullandığı ilaçlar varsa bunları kullanmamaları gerektiğini tavsiye etmeniz gerekir. Hatta bununla ilgili bir örneği, hikayem de var. Benim bir hastam var. Sertleşme sorunuyla başvurdu. Bu tür benzinliklerde satılan çikolata tarzı ürünleri kendisinin ürettiğini ve bunu yurt dışına, Afrika ülkelerine ihraç ettiğini, tabii ki içinde Viagra olduğunu söylemiyorlar ama çikolata ürünleri diye ithal ettiğini kendisi söyledi. Kendisi bu ürünleri kullanmıyor. Hatta ben, şikayeti var onun. İlaç yazdım. Tadalafil, Cialis grubu. Bunu eczaneden kullanıyor. Yani aslında güvenli olmadığını kendileri de biliyorlar ve bu şekilde şey yapıyorlar. Yine de satışını yapıyorlar. Şimdi PDE5 inhibitörlerinin, yani bu grup ilaçların yan etkilerine bakacak olursak, genellikle bunlarda çok ciddi baş ağrısı görebiliyoruz. Yüzde kızarma olabiliyor. Mide ile ilgili sıkıntılar olabiliyor. Varsa kişinin mide ile ilgili problemi, o biraz artabiliyor. Genelde bu tür ilaçları aç karnına veriyoruz ama mide problemleri varsa tok karnına da kullanması gerekebiliyor. Sırt ağrısı, görme problemleri gözükebiliyor. Burada esas dikkat etmemiz gereken şu maddeler. Yani bu grup olanlar kesinlikle bu tür ilaçları kullanmaması gerekiyor. Nitrat grubu ilaç. Bunlar nedir? Dilaltı ilaçlar. Monodür, moneket, izordin, nidilat dediğimiz kalp için kullanılan özel ilaçlar. Bunu kullananlar kesinlikle kullanamaz. Kalsiyum kanal açıcısı, nikoranil kullananlar kullanamaz. Ne olur? Bunu kullananlar Cialis, Viagra, Levitra aldığında ikisi beraber etkileşime girip, normalde bu ilaçlar tansiyonu düşürüyor ve göğüs ağrısını rahatlatıyor. Fakat bizim verdiğimiz bu Cialis, Levitra ve Viagra'da, bunlar da tansiyonu bir puan düşürürler. O sebeple ciddi etkileşime giriyorlar. Sinerjistik etki diyoruz buna. Etkiyi katlanarak artırıyor ve tansiyon sıfırlara iniyor. Hatta geçmişten herkes halk arasında bilir. Rahmetli, Allah rahmet eylesin diyelim, Barış Manço'nun da vefat etme sebebi aslında bu. Çünkü kendisi kullanıyor ve dilaltı nitrat grubu kullandığı için, tansiyon sıfırlara düştüğü için vefat ediyor ve bu şekilde birçok vaka olabiliyor. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde bu tür ilaçların verilmesi gerekiyor. Hastalar eğer son 6 ay içerisinde enfarktüs, kalp krizi geçirdiyse, felç geçirdiyse, ciddi kalple ilgili aritmi sorunları son 6 ay içerisinde olduysa kesinlikle kullanmamaları gerekiyor. Tansiyon 90-50 altında olan, büyük tansiyon 90, küçüğü 50'nin altında olan ve 170'e 100 üstünde olanlar da kullanmamalı. Çünkü tansiyonda düşüş veya yükselme yapabiliyorlar. Dengeli tansiyon olan kişilerin bu ilaçları kullanabilirler. Anstabil anjina dediğimiz, doktor olmayan arkadaşlar için bunu açıklayayım. Efor sarf etmeden göğüs ağrısı duyan kişilere anstabil anjina diyoruz. Anstabil anjinası olanlarda ve COVID sırasında göğüs ağrısı duyanlarda da bu tür ilaçların kullanılmaması gerekiyor. Aslında bu dördüncü maddeyle ilgili bizim üroloji cemiyetinin, yani yurt dışı derneğin bir açıklaması, bilgisi var. Kardiyoloji ile beraber o bilgiyi vermek istiyorum. Cinsel ilişki yapabilecek kişi için bizim kriterimiz şudur. Bir kişi iki kat merdiveni nefes darlığı çekmeden ve göğüs ağrısı duymadan çok rahat çıkabiliyorsa cinsel ilişki yapabilir. Ama kişi iki kat merdiven çıkarken iki basamak çıkıp dinleniyor, iki basamak çıkıp dinleniyor ve ancak bu şekilde çıkabiliyorsa bu kişinin cinsel aktivite yapmaması gerekiyor. Çünkü o zaten direkt kalp krizi geçirme sebebi oluyor. Zaten ilacı da kullanmaması gerekiyor bu kişilerin. Artı konjesif kalp yetmezliği olan kişilerde, bu tür ciddi kalp sorunu olanlarda zaten mutlaka kardiyolojik değerlendirme istiyoruz. Kullanmasında bir sakınca var mı yok mu diye ciddi bir kardiyoloji notunun mutlaka olması gerekiyor. İlacın kullanımı çok önemli. Çünkü bazen kişi geliyor bize, diyor ki bu ilacı kullandım ama hiçbir işe yaramadı. Bu ilacın etkinliğini değerlendirmek için en az 6 defa kullanması lazım ve etkin doz kullanması lazım. Çok düşük bir doz almış oluyor, etkili olmadığını söylüyor veya alınma saati çok önemli. Artı sahte mi değil mi? Şu an çünkü piyasada internetten satılarak alıyorlar, merdiven altı bunların üretimleri var. Birçoğu sahte olabiliyor ve yeterli etkinlik olmuyor. Veya ham madde yetersiz oluyor. Aynı ilacın
farklı firmalar tarafından üretilenleri var ve etkinlikleri çok farklı. O yüzden onların çok ayrıntılı olarak hangi ilaç olduğunu net olarak bilmek gerekiyor. İlaç kullanım zamanının çok önemli. Mesela normalde işte Viagra'yı bir saat önce almamız gerekirken Cialis'i 2-3 saat önce almak gerekir. Yarım saat önce aldığınızda gerçek etkiyi göremezsiniz Cialis grubunda. O yüzden saatler bile alınma açısından çok önemli. Bir de tabii ki aslında bir PDA5 gen polimorfizmi dediğimiz bir ilacın etkisizliğine yol açan bir durum var. O çok nadir durumlarda olabiliyor. Genetik bir durum o. Bir diğer tedavi şekline geçiyoruz. Burada ikinci tedavide özellikle ağızdan alınan ilaçları işte sildenafil, tadalafil bunları kullanamayacak kardiyak ciddi problemleri olan yani kalp problemi olanlarda lokal penise uygulanan ilaçlarla sertlik sağlayabiliyoruz. Bunlar şu gördüğünüz şekildeki gibi yaklaşık 7 santim uzunluğunda şu penis içerisine şu bölge giriliyor bu şekilde gözüktüğü gibi. İçerisinde alprostatil denen prostaglandin denen bir madde var. Penis içerisine sıkılıyor ve o sertleşmeyi sağlıyor. Burada da şekilde gözüktüğü gibi daha sonra penis biraz sıkılarak onu ilacın yayılması sağlanıyor. Etkinlik olarak %30'da 65,9 oranında bir etkinliği var. Vitaros ve Muse şeklinde formları var. Bunlar Türkiye'de yok. Kaçak olarak geliyor. Türkiye'de üreten bir firma yok bunları. Bunların tek dezavantajı soğuk zincir olması. Buzdolabında durmaları gerekiyor. Fakat ilaç kullanamayan hastalar için iyi bir seçenek. İşte ağrı yapabiliyor lokal veya tansiyon düşüklüğü yapabiliyor doza bağlı olarak. Bir diğer tedavi seçeneğimiz, üçüncü tedavi seçeneği, penise şok dalga tedavisi. Bu tedavi yaklaşık 8-10 yıldır kullanıyoruz. Bu aslında teknik olarak bu böbrek taşı kırmada da kullanılan ESVL yönteminin farklı frekansta uygulanan şekli, penise uygulanan şekli. Verilen dozaj biraz daha düşük ve farklı. Penisin farklı bölgelerine farklı frekansta elektriksel akım verilerek peniste damarlarda kan akımını artırmaya yönelik bir tedavi seçeneği. Şekli böylece göstereyim. Diğer bir isim ile düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi ismi de veriyoruz. Sertleşme sorununda ve penis eğriliğinde bunu kullanabiliyoruz. Dediğim gibi farklı enerji kaynakları kullanılıyor. Hidroelektrik, elektromagnetik, piezoelektrik şeklinde. Bunlarla ilgili hayvan çalışmaları var. İnsanlar üzerinde yaklaşık dediğim gibi 8-10 yıldır kullanılıyor. Farklı farklı markalar var. Ve bunların yapıldığı çalışmalar hayvan deneylerinde dokuda doku rejenerasyonu yani doku yenilenmesi yaptığı gösterilmiş çalışmalarda. Şimdi ayrıntılı bir mekanizma göstereceğim. Özellikle bu 2019 yılında yapılan bir çalışmada hangi bölgelere etki yaptığını çok net olarak gösteriyor. İşte damar duvarına etki ediyor. Korpus kavernozu dediğimiz bölgeye etki edip oradaki birçok maddenin artmasına sağlayarak doku iyileşmesi sağlıyor. Endotel dediğimiz damar iç duvarında iyileşme sağlıyor. Onun haricinde sinir hasarına faydası oluyor gibi çok 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 ayrıntılı etki mekanizmaları var. Bu da dediğim gibi tedavi amacıyla kullanılan bir yöntem. Poliklinik şartlarında yapılıyor. İşte haftada 2 veya 3 seans yapabiliyoruz. Toplamda 6 veya 12 seans. Bazen ağır vakalarda 24 seansa kadar uygulayabiliyoruz. Bu tabii kullanılan cihaza göre bazı cihazlar 4 seans, 8 seans şeklinde gidebiliyor. Buradaki amaç penise gelen kan akımını artırıp penisin sertleşmesini ve kuvvetini artırmak. Bir diğer tedavi seçeneği penis vakum cihazı. Penis vakum cihazı penis üzerine geçirilen silindir şeklinde tüp veya halkadan oluşuyor. Tabii ki bunlar aslında biraz sizlere ne gerek var bunlara diye olabilirsiniz ama aslında bunlar çaresiz kalan hastalar. Tabii ki bir kısmı sertleşme sorununun psikolojik yöntemlerle tedavi edilmesi güzel ama birçoğuna tabii ki çözüm bulamıyoruz. Her şeyi denemesine rağmen psikoterapi alıyor, sonrasında ilaçları veriyoruz. Hatta dediğim gibi şeyi kullanamıyor o ESVT'den fayda görmüyor.
üretra içerisinde verilen ilaçtan fayda görmüyor veya iğne kullanamıyor bir grup hasta. Onlarda da vakum pompasını kullanıyoruz. Bu şekilde silindirle negatif basınçla penisi sertleştiriyoruz ve en son da gözüktüğü gibi dibine bir lastiği iyice sertleştirdikten sonra lastiği yerleştiriyoruz ve o kanın kaçmasını engelleyerek sert kalmasını sağlıyor. Buradaki problem 30 dakika ancak o lastik takılı kalabiliyor. Tabii ki partneriyle eğer uyumu çok uygun değilse partneri tarafından hoş karşılanmayabiliyor. Ancak bu her hastada uygulanabilecek bir tedavi değil. Şu şekilde bir cihaz ve kanama bozukluğu olan ve kan sulandırıcı kullanan hastalarda da kullanamıyoruz. Yani çok nadir kullandığımız, seçilmiş vakalarda kullanılabilecek bir tedavi seçeneği. Buradaki lokal tedavilerden, medikal tedavilerden son tedavi seçeneğimiz ise intrakavernozal enjeksiyon, yani penisli enjeksiyon tedavisi. Burada penisli enjeksiyon tedavisi, ilişki öncesi penisi belli ilaçları enjekte ederek penisin sertleşmesini sağlıyoruz. Normalde ağızdan alınan ilaçlarla enjeksiyonun farkı şu: ağızdan alınan ilaçları aldıktan sonra penisin sertleşmesini beklemeyiz. Mutlaka cinsel uyarı olması gerekir. Yani bir stimülasyon, yakınlaşma olmadığı zaman ilaçlar işe yaramaz. Fakat enjeksiyonda öyle bir şey şart değil. İğneyi yaptıktan sonra 5-10 dakika içerisinde yakınlaşma olmasa bile etkin dozda mutlaka sertlik olur. Şurada gördüğünüz gibi penisi kesildiğinde yandan corpus cavernosum'lar, şu gördüğümüz bölgeden yapıyoruz. Yandan enjeksiyonla şurada işaretlenmiş, çizilmiş gördüğünüz gibi enjeksiyonların yapıldığı yerler. Orta kısımda damar ve sinirler vardır. O bölgeden uzak durup yanlardan yaparız. Şu gördüğünüz gibi. Ve yaptıktan sonra yapılan ilaç da 1-1,5 saatlik sert kalmasını bekleriz. 4 saatten fazla sürdüğü durumlarda hastaneye başvurulması gerekir. Çünkü priapizm olur o saatten sonra ve penisin mutlaka indirilmesi gerekir. Çünkü penise kalıcı hasar verebilir 4 saatten sonra. Bunu enjeksiyon yapılmasını mutlaka eğitimle öğretilmesi gerekir. Eğitim veririz. Bunu nasıl yapıldığını birebir hastalara gösteririz. Uygun dozu belirleriz. Daha sonra kişi bunu rahatlıkla kullanabilir. İğneyi genelde kimler kullanır? Ağızdan alınan ilaçları kullanamayanlar veya ağızdan alınan ilaçlara yanıt vermeyen hastalarda enjeksiyon kullanabiliriz. Fakat enjeksiyonun dezavantajı şudur: peniste eğrilik yapabilir. Artı haftada en fazla 3 kez kullanılabilir. Böyle bir riski vardır. Penis enjeksiyon uygulamalarında ya hastaya öğretiriz ya da bazen iğneye karşı fobisi olanlarda kişinin eşine öğretiriz. Fobi haricinde de bazen Türkiye'de biliyorsunuz Türk kası dediğimiz ciddi göbek olan ve penisini göremeyen bir kitle de var. O kitleleri mutlaka eşine yaptırmak gerekiyor. Çünkü görmeden yapılamaz. Bu mutlaka görmesi lazım penisi. O yüzden eşine yaptırırız. Hatta birçok eşi bu işten memnundur. Çünkü eşinin bu şekilde hovardalık yapma ihtimali de ortadan kalkıyor. Hatta cinsellik isteme isteği bile ortadan kalkıyor. Çünkü karar verici ve uygulayıcı tamamen bayan olmuş oluyor. İğneyi de çünkü bayan yapıyor. O yüzden birçok hastanın eşi bu işten çok memnun oluyor öğrettiğimizde. Dediğim gibi haftada en fazla 3 enjeksiyon yapıyoruz. Ve yanlış uygulamaya bağlı olarak anlattığımız uygulama dışında farklı uygulamalar yaparlarsa penis eğriliği oluşabiliyor. Uyguladığımız standartlarda yapıldığında genelde enjeksiyona bağlı olarak peyronel eğrilik görmüyoruz. Şimdi cerrahi tedavide neler yapıyoruz? Şimdi şu ana kadar anlattıklarımız medikal tedavi dediğimiz ağızdan alınan ilaçlar veya farklı yöntemlerle sertleşmeyi sağlama yöntemleriydi. Şimdi size cerrahi yöntem, yani penis protezi uygulamasından bahsetmek istiyorum. Penis protezleri bütün tedavileri uygulamasına rağmen yeterli sertlik sağlayamayan veya uygulanan yöntemlerden memnun olmayan hastalarda penis protezi uygulamasını yapıyoruz. Yani neden memnun olmasın, ondan bahsedelim şimdi. Az önce iğneden bahsetmiştim. En fazla 3 defa yapabilir diye. Mesela benim 26 yaşında hastam vardı. Hap tedavisi kullandı. Ciddi venöz kaçağı vardı. Yeterli hapa rağmen
yeterli sertlik sağlayamadığı için hastaya enjeksiyon tavsiye ettim. Hastanın düşüncesi şuydu: hocam ben evleneceğim, bana haftada 3 gün ilişki yetmez, ben protez istiyorum. Şimdi tabii ki hepiniz şöyle düşünüyor olabilirsiniz: 25 yaşında protez olur mu? Protez her yaşta olabilir. Burada hastanın cinsel ilişki sayısı önemlidir. Protezde ilişki sayısı yoktur. Yani günde 5 defa da yapabilir. Fakat enjeksiyonla en fazla affedersiniz, enjeksiyonla en fazla haftada 3 kez ilişki yapabilir. Bir gün içerisinde arka arkaya 2-3 kez yapamaz. Yani bir enjeksiyon yaptığında 1,5 saatlik sertlik boyunca 1-2 defa yapabilse bile akşam tekrar yapamaz mesela. Hastanın ifadesi şuydu: ben yeni evleneceğim ve belki günde 3-5 ilişki isteyeceğim. O sebeple protez istiyorum. Ve gerçekten hastaya protez yaptık 26 yaşında. Ve daha sonrasında çok memnun bir şekilde hayatını devam ettirdi. Burada söylemeye çalıştım: protez illa ileri yaş grubu için değildir. Tedaviyi belirlerken esas önemli olan hastanın beklentileridir. Ona göre tedavide hangisini yapacağımıza karar veririz. Dediğim gibi her yaş grubuna uygulanabilir. 80 yaşında da protez yapabiliriz. 30'lu yaşlarda da benim çok sayıda hastam var. Protezlerin tipleri var: katlanabilen protezler ve pompalı protezler. Protez takıldığında hastalar boşalma, his, zevk alma durumlarında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani tamamen normal. Her şey normal bir şekilde gerçekleşiyor ve partner eğer protez olduğunu bilmiyorsa anlaması mümkün değil. Sadece pompalı olan protezlerde testisin yanında pompayı elle fark edebiliyor kişi. Burada bir sertlik var diyebiliyor. Hatta bir hastam, çok uyanık bir hastam, şey dedi: hocam dedi, benim testislerim çok hassas diye ben partnerime söylüyorum. Testislerime dokunmuyor. O yüzden protez olduğunda hiçbir şekilde anlamıyor demişti. Zaten ilerleyen slaytlarda sizlere de örnek video göstereceğim. Burada gördüğümüz malleable protezler, iki tane bu şekilde, normalde düz hali, kıvrıldığında bu şekilde oluyor. Penis içerisine yerleştiriliyor. İlişki sırasında elle düzleştirilebiliyor ve bu şekilde ilişki gerçekleşiyor. İlişkiden sonra kıvrılıyor. Bunlar sürekli serttir. Sönmesi diye bir şey söz konusu değildir. İçi sert silikondan yapılmış özel protezlerdir. Kişiler rahatlıkla zevk alabilirler ama ilişki kalitesi pompalı protezler kadar iyi değildir. Partner tarafından anlaşılabilir. Maliyet olarak çok daha uygundur fakat. Burada size bir video göstereceğim. Bu malleable protezle ilgili, yani katlanabilir protezle ilgili. Şimdi bu protezi yerleştirilmiş bir animasyon. Elle bu şekilde düzeltiyor kişi, ilişkiye giriyor. İlişkiye girdikten sonra hiç dokunmazsa hep böyle kalır. İlişkiden sonra kişi yine elle katlıyor. Bu şekilde düzleştirirken uzama vesaire bir durumu yok. Sürekli aynı pozisyonda duruyor protez. Pompalı protezlere geldiğimizde, pompalı protezlerin iki parçalı ve üç parçalı tipleri var. Burada gördüğünüz protez iki parçalı protez. Şu gördüğümüz rezerv pompa, bunlar korpus kavernozumlar içerisinde yerleştirilen silindirler. İki parçalı protezler, üç parçalı protezlere göre sertlik düzeyi daha düşük ve tam olarak sönmüyorlar. Çünkü sıvı rezervuara gitmediği için yarı sert olarak kalabiliyorlar. O yüzden bu tür protezler seçilmiş vakalarda yapıyoruz. Yani batın içi çok sıkıntılı, rezervuarı yerleştirmekte sorun olan vakalarda bu protezleri tercih ediyoruz. Genelde ama bunlar tamamen sönmediği için bazı hastalarda memnuniyetsizlikler olabiliyor ve sertliği de üç parçalı kadar çok ideal değil. Üç parçalı protezler tamamen doğal, 18 yaş düzeyinde penis sertliği sağlayan protezler. Şimdi iki parçalı protezle ilgili kısa videoyu size göstereceğim. Pompası hemen testisin
ortasına veya sağ tarafına yerleştiriliyor. Protez şişiyor, sıvı hareket ederek bu kanallarda ve pomponun olduğu yerde ve silindir içerisinde. Söndürürken hafif basınç uygulandığında sıvı tekrar geri gidiyor. Penis yumuşayarak sönüyor. Fakat dediğim gibi %40, %30'larda hafif sert olarak yine kalıyor. Bu iki parçalı protez. Rezervuar gördüğünüz gibi bunda yok. Şimdi bu üç parçalı protez. Üç parçalı protezin iki farklı markası. Bu koloplast dediğimiz, bu rezervuar, şunlar. Pompası ve silindirler. Bunda boşalma, his, zevk alma tamamen doğal. En ideal düzeyde sertlik bu protezlerde oluyor. Ve bu protezlerde 18 yaş düzeyinde dediğim gibi sertlik gerçekleşiyor. Bu protezin videosunu da şöyle göstereyim. Şimdi bunda sıvı akışını çok net olarak göreceğiz. Yine pompa yumurtalığın yanında. Rezervuar hemen şurada, bakın sıvının gelişini görüyoruz oradan. Sıvı geliyor, penis uzuyor, sertleşiyor. İlişki gerçekleşiyor. İlişki gerçekleştikten sonra yine pompanın diğer tarafında söndürme düğmesi var. Ona bastığında sıvı geri gidiyor ve penis tamamen sönüyor. Evet, tamamen küçülüyor ve sönüyor. Şimdi burada size normal yaptığım bir vakada, canlı vaka üzerinde protezi göstereceğim. Şu pompa gördüğünüz gibi yumurtalığın hemen olduğu yerde pompaya basarak, biraz zor gibi gözüküyor ama tabii çok kolay olsa hemen çabuk sönmüş, şişme olabilir. O yüzden biraz ona yönelik yapılmış bir protezler. 5-6 kez basarak tam sertlik sağlıyoruz. Söndürürken diğer tarafa basıyoruz. Evet. Protezler bu şekilde. Pardon. Şimdi bir de aslında tedavilerle ilgili genel şeyleri verdim ama genelde biz tedavide testosteron da veriyoruz. Testosteron aslında erkekliğin temel kaynağı. Yani erkek olmayı kadından ayıran şey testosteron. Bununla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Çünkü son yıllarda artık testosteron tedavisine de ciddi düzeyde başladık. Aslında Amerika'da ve Avrupa'da ciddi oranda kullanılıyor. Türkiye'de de yavaş yavaş başladık. O yüzden bununla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Şimdi testosterona hep testlerde bakar kişiler geldiğinde. Siz de belki görmüşsünüzdür çoğu zaman. Aa, normal sınırlarda. Önemli olan o laboratuvarda gözüken total testosteronun normal sınırlarda olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü o testosteronun, total testosteronun bir kısmı seks hormon bağlayıcı globuline bağlanır. Yani %30'u. Ve geri kalanı da albümin ve serbest testosteron olarak kalır ve etkin olan testosteron budur. Bioaktif testosteron dediğimiz. Yani seks hormon bağlayıcı globulin ne kadar yüksekse o kadar testosteron etkisiz olur. Yani laboratuvarda gördüğünüz total testosteron normal sınırlarda hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan serbest testosteron ve bioaktif testosteron miktarıdır. Şimdi testosteron özellikle obezlerde belli ciddi oranda %20 ile 64 oranında düşüktür. Çünkü testosteron bu göbek çevresi çok arttığında aromataz enzimi ile östrojene dönüşür. Yani kilolu olan kişilerde göbek çevresinde yağ varsa bu testosteronu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. O yüzden normalde testosteron tedavisi verdiğimiz kişilerde direkt testosteron verirsek aslında kadınlık hormonunu artırabiliriz. O yüzden farklı ilaçlar vererek buraya dönüşümünü engelleyerek testosteronu artırmaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki göbek çevresinin fazla olması, kilolu olma hormonal bozukluk açısından bir etken. Testosteron doğal nasıl artırılır? Bunu genelde birçok kişi sorar. O yüzden bir, kilo vermek. Karın çevresi kas kitlesinin, yağ kitlesinin az olması, total vücut kas kitlesinin fazla olması, egzersiz yapmak, pelvik kas egzersizleri yapmak, seks düşünmek,
film seyretmek, seks yapmak, seksle ilgili aktiviteler gerçekleştirmek, testosteron artması için uyarıcı, doğal yapılabilecek aktiviteler. Testosteron üretimi ön hipofizden sağlanır ve LH hormonu etkisiyle bu regüle edilir, testosteron üretimi. Bu LH dediğimiz gibi ön hipofizden sağlanıyor ve GnRH dediğimiz hormonla regüle ediliyor. Normalde testosteronun %95'i testisten salgılanıyor. Yani yumurtalıklardan. Bir kişinin iki testisi yoksa testosteron yoktur. Bu işte yıllar önce yani Osmanlı'da hadım etme dediğimiz ya testisi alınırdı, iki testisi birden. O zaman testosteron olmadığı için zaten sertleşemiyordu. Hiç sakala da çıkmaz veya penis kesiliyordu. İki şekilde hadım etme vardı. Ya testisler alınır veya penisin bir kısmı kesilerek yani güdük penis şeklinde olarak onlarda da üretra darlığı oluyordu. Dediğim gibi testosteron erkekliğin temel şeyi. Bazen doğuştan olmayan hastalarda testosteron takviyesi sürekli vermemiz gerekiyor. %5 oranında sürrenel bezlerden salgılanır. O çok düşük oranındadır. Beyinden de çok düşük orandadır. Testosteron sadece cinsel fonksiyonlarla ilgili bir hormon değildir. İsteksizliğin organik sebebinin temel taşıdır. Her durumda cinsel isteksizliğe yol açar. Üretimini etkileyen her durumda. Testosteron eksikliğinde bir kısırlık oluşabilir. İşte hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz tamamen sıfırlara sıfırlara yakın testosteron olduğunda fertilite ile ilgili sıkıntı olabilir. Sertleşme sorunu olur. Testosteron azaldığında kas kitlesinde azalma olur. Bu özellikle erkeklerde kadınlardaki gibi menopozun benzeri andropoz olur. Bunlarda işte kas kitlesinde azalma olur. Kemik yoğunluğunda azalma olur. Yağ dokusunda artış olur. Yorgunluk, halsizlik ve cinsel isteksizlik gibi belirtiler olur. Hatta kognitif fonksiyonlarda bozulma olur. Huysuz erkek deriz. Bu yaşlandığında erkekler huysuz olur. Hatta bu Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardır. Mahallede emekli albay sileceklerini kaldırır arabaların. İlla bir şey kaldırması gerekir. Genelde huysuz olurlar mesela yaşlı erkekler. Testosteronun azalması sebebidir. Bunları takviye ettiğimizde aslında sadece sertleşmeyi değil, kas kitlesi kaybını önlüyoruz. Kemik yoğunluğunda kemik kırıklarının azalmasını düzeltmiş oluyoruz. Hatta zayıflamaya bile faydası oluyor. Diyabetik hastalarda şekerini düzene sokmak açısından bile faydası var. Hatta testosteron tedavisinin demansa karşı da koruyucu olduğuna yönelik ciddi çalışmalar var. İlerleyen yıllarda zaten muhtemelen çok ciddi oranda herkes testosteron takviyesi kullanacak ki kadınlarda da östrojen takviyesi veriliyor artık son yıllarda çok ciddi oranda. Evet, slaytlar bu son slaytımdı. Tamamen şu bakalım. Soru varsa bir bakalım. Sanırım soru yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Başka bir konuşmada tekrar görüşmek dileğiyle.